mi değişti? Siz mi değiştiniz? 15 Temmuz'la ilgili söyledikleriniz yalan mıydı? Yalan mıydı? Uydurdunuz mu? Bunlar neydi? Evet. Bu arada Barış, yani o Birleşik Arap Emirlikleri ile şu suçluların iadesi anlaşması imzalandı ya. Bugün o bilgi gelince tabii herkesin aklına da aynı isim geldi. Yani acaba Sedat Peker'in iade sürecini kolaylaştıracak, onun önünü açacak bir anlaşma mı bu diye. Bakabildin mi orada? Baktım, Ersan Barkın avukatı da. Ha, avukatı mı açıklama avukatı yapmış, açıklama öyle mi? Yapmış. Yani zaten ne demiş? Interpol kararını uygulardı bu anlaşmanın. Hani bu anlaşma yeni bir şey çok da katmıyor demiş. Fiilen Sedat Peker'i... Yani hani Interpol'le dahil değil mi Birleşik Arap Emirlikleri? Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri hani verse dahil, şu ana kadar verirdi, oradaki siyasi bir yani irade kondu ortaya. Tamamen siyasi ilişkilere bağlı bir şey. Dolayısıyla o zaman vermeyen bugün de vermez mi demek istiyor? Yani verebilir de bu arada. Hani bu mesele yani, anlaşmaya bağlı. Yani bu anlaşma evet, böyle oldu diye bugüne kadar bu anlaşma olmamıştı o yüzden iade edilmiyordu diyemezsiniz. Verebilir tabii ki. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani ne değişti? Ama bunun üzerine söyleyecek çok daha şey var ama konuklarımız bekliyor bizi. Hazır mı? Daha hazır değiller. Hazırlayacaklar şunu şimdi. Şunu konuşalım o zaman. Bu ekonomiyle ilgili. Ya Senem, bak dürüst ol bana. Ne oldu? Bir tane Arap arkadaşın olsa, cebinde de bilmem kaç milyar doları olsa, ya sana da samimi olarak sorsa, gel Türkiye'ye fabrika kur der misin? Yatırım böyle fabrika kur bak çok para kazan der misin? Açık konuşalım. Şu an yapılan anlaşma borçlanma anlaşması. Yani öyle istihdam yaratacak bilmem şey yapacak. Hiç böyle bir şey yok. Borçlanma anlaşması. Çünkü hükümet de bunun farkında. Gelip bu üretken sermayenin dediğimiz şeyin olmayacağının bugün farkında. Öte yandan o hani bir takım şeyler satacak mı dedik ya. Ya satmasını ben istemiyorum. Ben bu ülkenin yurtseveri, vatanseveri olarak istemiyorum. Ama ne? Erdoğan diyor ki neyin satılacağını biz biliriz. Bak, neyin satılmayacağını. Neyin satılacağını bildiği şeyi sana söyleyeyim. Türk Telekom'u sattı. Doğru mu? Lübnan, Hariri, Suudi Telekom ortaklığıyla. Ne zaman sattı? 2005 yılında sattı. %55 hissesini 6 milyar 550 milyon liraya sattı. Oranla hemen fiilen şirketin piyasa değeri ne kadardı? 12 milyar dolardı. Giderken parayı bak bankalardan aldı. Giderken 3 milyar doların altına indi Türk Telekom, bir de borçlu gitti. Yani senin verdiğin şirketlerin de dibe vurup gidiyor. Çünkü zaten bıraktım piyasa ilişkileri içerisinde bir de kalkınmaya dayalı bir politikası yok ki. Bak Türkiye'de öyle bir trajedi yaşanıyor ki Sena. Hani turizm gelirleri bekleniyor ya. Datça'da görüyor musun? Mutlaka takip ediyorsun. 4 gün elektrik veremedi Türkiye. Evet. Evet. 4 gün Datça'ya elektrik veremedi. Gerekçesi neydi hatırlıyor musun? Bir şey söyle. Çünkü dağıtım şirketleri ne elektrik yetmiyor. Urfa'da çiftçiler yolu kapattı. Tarım diyoruz, bir de tarım gelişecek. Orada da elektrik verilemediği için ürünler mahvolmuş durumda. 4 çiftçi tutuklandı. Neden? Çünkü dağıtım şirketleri, Tayyip Erdoğan kendi yanındaşı olan dağıtım şirketlerine elektrik dağıtma yetkisi verdi. Ve hiçbir şekilde ne yatırım yaptılar ne altyapı yaptılar. Bunlar elektriği alıyorlar, satıyorlar ve kar ediyorlar. Elektriğini doğru dürüst dağıtamayan bir ülkede sanayi olur mu? Yatırım olur mu? Fabrika kurulur mu? Yani elektrifikasyon demek. Elektrikleşmeden sonra sanayi gelir. İlk aşaması odur. Haliyle kalkıyorlar, yeniden borçlanıyoruz. Aynı döngünün içerisine giriyoruz. Araplar bize sarmal para versin. Unuttuk 15 Temmuz'u, stratejik ortağın olduk. Bu sayede bize para verdiğin için. Çok şey. Yani acayip bu döngü şey. Aynı döngü, tanıdık bir döngü. Şimdi bu arada WhatsApp çalışmıyor. Yani herkes hani bu işte Twitter gittiğinde, WhatsApp gittiğinde birden tek günden bu oluyor ya. Onu da söyleyelim. İşte editörümüz de falan WhatsApp'tan şey yapamıyoruz bir süredir. Haberleşemiyoruz. Diğer uygulamalar üzerinden Erdal lütfen şey yapalım. Uyarmak istediğin konular varsa. Konuklarımız hazırlar. Siyaset bilimci doçent doktor Cangül Örnek ve siyaset bilimci doktor Edgar Şar.
Sayın Şar, Sayın Örnek merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, iyi akşamlar. Şimdi tabii mesela ekonomiyi konuştuk ya, işte az önce bilemiyorum yayını dinleyebildiniz mi ama iki konuğumuz da yarına dair hiç de iyi bir tablo ortaya koymadılar. Her şey daha kötü olacak. Zaten hani genel olarak bu meseleyi konuştuğumuzda bu işin uzmanları bunu hep söylüyorlar zaten. Ve biz bir yerel seçim sürecindeyiz. Gerçi bu son seçimlerden önce de ekonomi en önemli gündem başlığıydı. Bunun belirleyici olacağını düşünüyorduk. Ve iktidara bunun faturasının çıkarılacağını düşünüyorduk. Fakat öyle olmadı. Mecliste Cumhur İttifakı çoğunluğu sağladı. Cumhurbaşkanlığı seçimine de Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı bir kez daha. Dolayısıyla buradan başlayalım isterseniz. Şimdi mesela son dönemde Barış, hani izledin mi böyle Aksaray'dan geldi, biz hafta sonu haberde vermiştik. Farklı farklı sokak sesleri var. Ajanslar aracılığıyla gelen, bizim de ekrana taşıdığımız. Mesela AK Parti'ye oy verdiğini, kaç seçime oy verdik, yine verdik, artık yeter gibi sesler duyuyoruz. Fakat hani bunu farklı seçim süreçlerinde yine duymuştuk ve yine AK Parti'nin kazandığına tanık oluyoruz. Biraz bu açıdan bakarsak bugün o seslerin hani bir siyasi sonuç üretmesi açısından bize söylediği farklı bir şey var mı Cangül Hanım? Sizinle başlayalım mesela. Yoksa hatta bu seçim sonuçlarından sonra hani o boş tencere şey devirir, hükümet devirir. Yok, devirmiyormuş demek ki. O MİT de artık tarihe karıştı gibi şeyler de söylendi ya. İşte önümüzde de bir yerel seçim süreci var mesela. Bu kadar ağırlaşırken hikaye, gerçi yerel seçimin biraz parametreleri farklı ama bu defa farklı olur mu sizce? Olmuyorsa neden olmuyor devamında? Evet, yani şunu söylemek lazım ilk başta. Aslında bu tartışmayı biraz geride bırakmıştık ama yine bir hatırlatmaya ihtiyaç olabilir. Şimdi muhalefetin kaybetmesinin bir nedeni muhalefetin alternatif bir ekonomik program sunamamış olmasıydı. Yani bugün gördüğümüz, içinden geçmekte olduğumuz, bizzat yaşadığımız Mehmet Şimşek öncülüğündeki, tabii ki Recep Tayyip Erdoğan yönlendirmesindeki yeni ekonomik program da diyemiyorum, ortada bir program da yok ama yeni ekonomi politikaları neyse aslında Altılı Masa'nın önerdiği ekonomi politikaları da bunlardan çok farklı değildi. Onlar da bir kemer sıkma politikası öneriyorlardı büyük ölçüde. Her ne kadar bunu böyle adlandırmasalar da yine son derece liberal iktisatçılarla birlikte hareket ediyorlardı. Özellikle Deva Partisi'nin burada ağırlığı olduğu görünüyordu ekonomi politikalarında ve Deva Partisi ve Babacan'ın şeyi de böyle, zaten sicili de böyle. Dolayısıyla bir defa muhalefet alternatif, yani daha halkçı, daha kamucu bir ekonomi programı ortaya koydu mu, bununla seçmene seslendi mi, burada pozitif yanıt vermek mümkün değil. Dolayısıyla benzeşen bir ekonomi söylemi vardı aslında. Her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun tahtası vesaire gibi bir takım hani kendisini biraz daha hani yatırımları çekecek lider olarak lanse eden bir takım şeyler yapılmışsa da, videolar çekilmişse de, bunların halk nezdinde gerçek karşılığı olduğunu ben zannetmiyorum. Dolayısıyla hani ortada bir gerçekten radikal farklı bir ekonomi söylemi yoktu. Bunu bir defa hatırlatmakla başlamak lazım. Yani iktidarın her şeye rağmen seçimi kazanmasının bir nedeni kimlerinin dediği gibi yoksulluğu yönetebilmesi, sosyal devlet fonksiyonlarını ortadan kaldırarak aslında bir sadaka ekonomisi, devlet eliyle bir sadaka ekonomisi yaratabilmesi. Bunlar tabii çok konuşuldu. Tabii ki bunlar önemli parametreler. Ama onun dışında şeyi de söylemek lazım. Bir ekonomik ayrışmadan, ekonomik program açısından bir ayrışmadan bahsedemezdik. Şimdi bundan sonra da ben öyle bir eğilim görmüyorum. Yani zaten muhalefet şu an ekonomi tartışmıyor dikkat ederseniz. Kendi iç sorunlarına gömülmüş durumdalar. Ve bu görüntüyle aslında Türkiye'nin gerçek sorunlarından da hızla uzaklaşan bir ana muhalefet partisi görüyoruz. Diğer partiler biraz daha sessiz olduğu için onlar konusunda bir şey söylemeyeyim şu anda ama ana muhalefet partisi, yani CHP açısından bakarsak
Yerel seçimlere doğru giden CHP gerçekten bu ülkede ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı ülkede gereken muhalefeti yapmakta mıdır sorusuna yine olumlu yanıt vermek mümkün değil. CHP bu konuda sadece günü geçiştiren bir takım tweetler atmakla meşgul ya da il teşkilatları bina içlerinde basın açıklamaları yapmakla meşgul. Bunlar çok yetersiz olduğu gibi son derece aslında iktidarı cesaretlendiren de adımlar. Dolayısıyla CHP'nin ben şu anda gündeminde bir ekonomik yani ekonomik sıkıntıları olduğunu ya da halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıların gerçekten CHP genel merkezinde ya da il teşkilatlarında gerçekten tartışıldığı zannetmiyorum. Herkes muhtemelen parti içerisinde bugün de işte ortaya çıkan bir takım tartışmalara yoğunlaşmış durumda. İşte delege pazarlıkları, tüzük tartışmaları vesaire. Yani muhalefet partisi Türkiye'nin gerçeğinden kopmuş durumda ama muhalefet partisi bunu açıkça söylemek lazım. Şimdi bu koşullarda tabii ki boş tencere iktidarları götürmüyor. Yani boş tencerenin iktidarı götürebilmesi için de yani yaşanan krizin, yoksulluğun, ücretlerdeki erimenin politik bir karşılığı olması lazım. Yani onun politik bir tepkiye dönüşmesi lazım. Şimdi bu politik bir tepki dönüşmediğinde sandığa yansımaz zaten. Şu anda aslında ben çok uzun süredir bu politik tepkinin örgütlenemediğini düşünüyorum. Bunun bir yolu şudur. Bakın, seçim kazanabilmeniz için de seçim dışı siyasi katılım araçlarını kullanmanız gerekir. Yani toplum, sendikalar tepki gösterir. Ne bileyim, pazarcı esnafı eylem yapar, minibüsçü kontak kapatır, öğrenci bir eylem yapar vesaire. Yani bunların bir bütünü, toplumsal rahatsızlığı ifade eden farklı katılım biçimleri ortaya çıkar. Muhalefet partileri de bunların desteğiyle de bunları da politikleştirerek sandıkta seçim galibiyeti elde edebilirler. Şimdi böyle bir halk tepkisinin örgütlenemediği bir ortamda